İşte kısmet Bağlandık ya, canım. önemli olan o. Merhaba, Hoş geldin. nasılsınız? Hoş geldin. Becerdik. Ben ona sevindim. Bravo. Efendim hemen şimdi ben o zaman benim süper bir girişken var biliyorsun belki seyretmişsindir. Hemen onu kısaca yapayım. Bugün Tamam. 59. En Baba'yla 20 dakikayı yapacağız. Konuğum gördüğünüz gibi Barış geldi. Barış Şen. Barış Şen'in özelliği ne? Barış Şen ailesiyle birlikte yani 4 kişi onlar. Eşi var, kendisi var. 2 tane de kızı var. Dört kişi birlikte çok uzun bir yolculuğa çıktılar. Hiç bilmeyenler için böyle bir genelleme yapayım ben. Ve bunu bisikletle yaptılar. Yani bisikletle altı tane, bildiğimi anlatıyorum. O ekler şimdi de. Daha farklı şeyler de belki de vardır. Altı tane ülke geziyorlar bu anlattığım örnekte. Ve bunu 43 günde yapıyorlar. Yani bir günde, 2 günde değil, 43 gün üzerinde bisikletle bir şekilde duruyorlar, kalkıyorlar. Herhalde çadırda kalıyorlar. Bilmiyorum, bunları şimdi söyler bize. Ama bunu bir dört kişilik bir aile olarak yapıyorlar. Müthiş yani. Bir kere bunu böyle söylediğin zaman ve bunu bir hani şey yani ben yakın hissediyorum sizi bu arada. Hani tanıdığım yok. Hani böyle sanaldan tanıyorum ama hani böyle böyle hani yakından bir aile yapmış böyle vay yani hani yapılmaz hani gençken yapardık biz bekardık yapılmaz falan filan böyle herkesin kafada vardır ya çocuk oldu hayat bitti bilmem ne. Siz gerçekten bunu yapmış başarmış bir örnek olduğunuz için ve bunu deneyimlediğiniz için benim için çok değerlisiniz. Ben net kendi adıma söylüyorum. Müthiş. Bir örneksiniz. Bunu neden özellikle söylüyorum? Benim bütün yaptıklarımda deneyim sahibi olan insanların değeri. Çünkü insanlar örnek görmek istiyor. Hani teoride evet herkes harika. İşte kitaptan okuyorsun. O da yapmış, bu da yapmış. Ya arkadaş yapmış işte. Örnek var karşımızda. Şimdi anlatacak bize. Demek ki isteyen yapabiliyor yani. Değil mi? Bunu göstereceğim. İşte Evet. diyorlar ki işte dört kişiyiz biz. Çocuklu olmuyor. İşte paramız yok. Hep böyle kafada böyle bariyerler var. Paramız yok. İşte ondan olmuyor. Ulan bisikletle gitmiş adam. İşte dört kişi gitmiş. Daha kaç tane çocuğu olacak yani değil mi yani? Hani iki aile, iki kişilik, iki çocuklu, iki kızlı bir aileden bahsediyoruz. Topu sana atıyorum. Konsepte hikayeyi sen istediğin gibi bundan sonra götür. Bana sorarsan ben yine soru sorarım. Ben konuşmayı sevdiğim için sen arada işte hissettir bana. Top sende. Buyurunuz Barış Bey. Acayip konuşmayı severim. Bir matematikçi olarak çenem düşüktür ama yazım kuvvetli değildir. O yüzden bunları yazıp zaman bulamadığımız için zaten organize edemiyoruz. Böyle çok dolu dolu videolar ayarlamak bizim için çok uzun sürüyor. Şimdi biz Kocaeli Kandıra'da yaşıyoruz. Eşim de İpek matematik öğretmeni, ben de matematik öğretmeniyim. Biz eşimle lise sonda aynı dershaneye giderek tanıştık. Ondan sonra o zaman aramızda hiçbir şey yoktu. Herkes ders çalışıyordu. Devamında biz aynı üniversitede aynı bölümü kazandık. İkimiz de matematik bölümünü kazandık. Ve birinci sınıftan itibaren Kocaeli Üniversitesi'ni istedik. Başka il dışına çıkmadık. Kocaeli'de yaşıyorduk. İzmit'te, Kocaeli'de herkesi tanıdığımız için de hemen birinci sınıftan itibaren, hatta hazırlık sınıfından itibaren ders gördüğümüz dershanenin kadrosunda öğretmen olarak böyle işte ders vermeye başladık. Çok iyi. Okula gitmiyorduk bazı zamanlar, sürekli çalışıyorduk. Hatta üçüncü sınıfta normal bir öğretmen gibi derslerimiz vardı, programımız vardı ve yoğun bir çalışma içindeydik. Hemen ardından üniversite bitti, zaten işimizi yapıyorduk. Orada yoğun bir çalışma devam etti. İpek'le bir tane büro açtık biz. Aynı büroda ilk önce iş arkadaşlığımız ve bu süreçte başlayan bir yani sevgililik dönemimiz var. Biz ilk önce arkadaştık. Ondan sonra birbirimizi uzun süre tanıdık ve birlikte iş yaptık. Ders vermeye başladık. Fakat şöyleydi süreç. Sabah saat 8'de başlıyorsunuz dershaneyle, akşam 4'e 5'e kadar oradan çıkıyorsunuz. Gece 11-12'ye kadar, bilmiyorum matematik dersi aldıran var mı? Fena bir süreç. Üniversite hayatımızı yaşamadık çünkü üniversitede herkes gezip tozarken biz sürekli çalışıyorduk. Ondan sonra Allah'tan öncesinde bir birikimimiz var. Lisede izcilik yaptık, işte o dönemde çok gezmiştik. Sonrasında sadece yaz tatillerinde birer hafta, ikişer hafta o zamanı bile zor ayırabiliyorduk. Bu üniversite bittikten sonra böyle devam etti. Evlenene kadar da sürdü. Evlendikten sonra yine merkezde bir ev tutup, yine hem büromuz hem evimiz bir arada çalışıyoruz ama iki matematikçi aşırı yoğunuz. Bir müddet sonra şunu fark ettik. Duru doğmaya, yani doğacak.
Yani bu çocuğa nasıl vakit ayıracağız? Yani yok ki sabah 8, akşam 11 falan eve gidenler, gelenler, ne hijyen, hiçbir şey yok şu anda düşününce öyle. Buna bir düzen oturtturmamız lazım dedik. İpek dedi ki ilk önce ben dedi zaten yoruluyorum, evimiz yakın, ben bir müddet şey yapmayacağım, çalışmayacağım. Devlete atanmak istiyorum. Öyle bir sürece girdi. 3 sene İpek evdeydi, ev hanımlığı yaptı. Sonra o ev hanımlığı yaparken ben tabii daha yoğun çalıştım o 3 sene boyunca. İşte o da KPSS süreçleri bilmeyenler için çalışıyor, atanmaya çalışıyor. Bu arada çocuk doğdu değil mi? Bu arada çocuk doğdu bu arada. Çocuk doğdu, Ha çocuğa İpek bakıyor. tamam. Çocukla ben gece saat 10'da dersim bitiyor. İzmit'in en merkezinde oturuyoruz. İşte ben çocuğu alıyorum gece 10'da. Birlikte babayla birlikte gece gezmesi yapıyoruz. Ondan sonra uykuya yatıyoruz. İşte ıhlamurun açma zamanı merkezde, İzmit'te bilirler. Ihlamur ağaçları vardır. Onlarda dolaşıyoruz, kokluyoruz, geri dönüyoruz. Tekrar uykuya yatıyoruz. İlgileniyoruz sabah, gece bir şekilde aralarda görüyoruz ama birinci sorumluluk İpek'te. Bu da olmuyor. O zaman ilkokula başlayacağı süreçte şöyle bir şey geliştirdik. Dedik ki şehir merkezindeyiz ve çocuğun oynayabileceği hiçbir alan yok. Doğru düzgün park yok bir kere. Ve biz İlçemizi değiştirdik. İzmit merkezden Kandıra'ya taşındık. Kandıra Karadeniz kıyısında işte tarımla geçinen, aynı zamanda turizmi olan, mandası ve yoğurduyla meşhur, hindisiyle meşhur şu dönemde herkes biliyordur. Öyle bir ilçeye taşındık. Burası 40 kilometre dışında. Bir ayağımız da İzmit'te yine sürekli. Ve İpek, ben de o süreçte şöyle oldu aslında. O devlete atandıktan sonra ben de baktım ki çok yoğun çalışıyoruz. Bu süreci azaltmamız lazım. Ben de çalıştım ama 2 senesi yaklaşık ev adamlığı yaptım ben de. Hani ev kadınlığı ve ev adamlığı diyoruz ya. Onu ben de yaptım. Bu sefer İpek devlete atandıktan sonra gidiyordu. Ben evde sabahtan çocukla ilgileniyorum. Kreşe götürüyorum. Oradan alıyorum. Akşama kadar onunla ilgileniyorum. Arada kendi derslerime çalışıyorum. Bir iki ders oluyor, yapıyoruz. Sonra hemen ben de kazandım. Kandıra'ya geldik. İkimizin okulu da aynı okul oldu. Ondan sonra Duru'nun buraya gelişimizin sebebi, Duru burada ilkokula başladı. Şöyle hatırlıyorum. Bir akşam taşındığımızın ilk haftası apartmandaki çocuklar kapının zilini çaldılar ve Duru'yu aşağıya bekliyoruz dediler. Bizim gözlerimiz doldu. Yani çocuklar sokakta oyun oynayacak. Merkezde böyle bir şey imkanı yok. İmkansız yani. Dedik ki çok doğru bir karar almışız. Bizim hayatımızın temposu bayağı bir yavaşladı. Fakat arada kurslar vardı. İşte Duru'nun kursları, bizim kurslar. Bir şekilde vakit bulduk bunlara. Programladık. Güzel oldu. Sonra Deniz doğdu. Biz bu süreçte spor yapıyoruz. Kandıra işte koşuyoruz. Bisiklet biniyoruz arada. Ama böyle ben bisiklet biniyorum. İpek binmiyor. Birlikte koşuyoruz. İpek yoga yapıyor. Ben yapmıyorum. Böyle bir süreç var. Sporla haşır neşiriz. Şimdi Deniz doğacak, ikinci çocuğumuz. Biz ne yapacağız? Yani nasıl bir spor yapacağız? Hepimizin bir arada olması lazım. Bunu araştırmaya başladık. Deniz doğduktan bir 7 ay sonra biz 1 Eylül gecesi dedim ki yani bisikleti seviyoruz. İpek de binmeyi sever. Böyle bir yapabilir miyiz dedik. 1 Eylül'de işte birkaç tane hesap var. Tek başına dünya turu yapan Gürkan var. Kadın olarak Hale var. Onların hesaplarını inceledik. Yapılabilir. O zaman dedik biz yapalım bunu. Karar verdik 1 Eylül gecesi. Malzeme toparlayalım. Zaten izci kamplardan malzememiz var. Bu deneyimimiz var. Kamp deneyimimiz. Bir tek bisiklet kısmı sıkıntıydı. Yani hepimize bisiklet alıp onları taşıyacağız. Bütün evi yanımızda taşıyacağız. Ve 1 Eylül'de karar verdik, araştırmamızı yaptık. 6 Eylül'de İsviçre, Zürih'e uçak biletlerimizi almıştık. 9 günde yaptı, 9 günde. 6 günde, Ha. 6 günde yani şey plan yapmak bizim için zor değil. Çünkü biz dediğim gibi biraz matematikçi olmanın, birazcık da izci kamplarında işte 30 kişiye yemek yapmak, ondan sonra onların kamp organizasyonu yapmak, dağlarda telefonsuz ve elektriksiz, susuz ortamlarda çocukların idaresini etmek, bu alışkın olduğumuz bir şeydi. Sadece orada vazgeçmemek için uçak biletlerini bir an önce almalıydık ve aldık. İyi. Ve
Tabii 11 şey 6 Eylül'den sonra 3 Temmuz'a kadar, yani orada bir yaklaşık 10 aylık bir süreç var. Hazırlık süreci oldu. Bisikletlerimizi aldık. Bisiklet fabrikasına gezi yaptık çocuklarla. Bu süreçte malzemelerimizi ayarladık ve 3 Temmuz'da yola çıktık. 48 gün sürdü. 6-7 ülke gezdik. Zürih'e uçakla gittik. Bisikletlerimizi paket halinde. Orada bisikletleri tekrar kuruyorsunuz kutulardan çıkartıp. Oradan Amsterdam'a kadar 1550 kilometre bisiklet sürdük. 48 gün boyunca 33 günü çadırda kaldık. Yani kamp Dur, alanlarında dur, kaldık. dur. 1500 kilometre sürdük dedin ya. Daha önce Evet. yani bu Türkiye'de, İstanbul değil, Türkiye'de olduğunuz sürede en uzun ne kadar sürmüştünüz? Yani işte 20 günde... kilometre falan. 20 kilometre falan. Öyle çadırlı kamp ya, uzun bir şey yok. Yok. Nasıl bir şey bu ya? 20 kilometrelik deneyimle diyorsun ki ben atıyorum 1500 kilometrelik bir yere gidebilirim hedefin kuruyorsun. Doğru mu anlıyorum? Doğru mu? Doğru. Çünkü biz sporcu değiliz. Bisiklet yolları da şöyle. Avrupa'da 90 bin kilometrelik bisiklet yolları ağı var, Eurovelo diye. Bilmeyenler için söyleyeyim. Bunların içerisinde çocuklara uygun, ailelere uygun rotalar var. Bunlardan bir tanesi de Ren Nehri rotası. Yani İsviçre'de Ren'in Alpler'de kaynağından 2300 rakımdan işte Amsterdam Kuzey Denizi'ne sıfıra kadar Ren Nehri'ni takip ederek rahatlıkla çocukların da bisiklet sürebileceği bir rota. Büyük kızım 8 yaşındaydı, Duru. Küçük kızımız daha 17 aylıktı o dönemde ve memedeydi. Böyle bir süreçte ve her gün çadır kurarak buradaki bir haftalık otel parasına, yani bir aileyle bir hafta otele gideceğiniz ücretle, 5 yıldızlı bir oteli düşünün Antalya'da, 48 gün uçak biletleri dahil bir tur yapıyorsunuz. Süper. Çok iyiymiş. Çok güzel. Yani hani maddi olarak da böyle bir şey yok. Çok yüklü bir miktar değil bu. Çünkü bisikletle çadırda konaklıyorsunuz. Yiyeceklerinizi kendiniz yapıyorsunuz. Ocaklarınız var, Çok iyi. mutfağınız yanınızda. Peki, dur, Böyle bir dur, dur. süreç. Bu konuyla ilgili peki daha önce çıkmadan önce yine Türkiye'deyken hiç böyle çadırda kaldığınız oldu mu? Yani böyle bir gün, iki gün, O beş gün. Ha. tabii. O Ha. şöyle izcilik geçmişimiz var. Tamam. Çocukluğumuzdan beri çadırda, yani şöyle söyleyeyim size, 300 kişiyi çadırda barındıracak kampları organize Tamam. etmişliğimiz var. Sende ve eşinde var. Onu anladım. Var. Peki çocukla böyle dört kişi kaldınız mıydı yani? Hani dört kişi denediniz mi? 4 kişi denemedik çünkü ufaklık zaten ufak, yani daha yeni doğmuş, ama onunla birlikte gezilere ya da kamp alanlarını ziyaret ettik. Bir gece kalmışlığımız var ama sürekli böyle 33 gün ya da bir hafta gibi bir deneyim yok açıkçası. Fakat Süper, şöyle süper. bir durum söz konusu. Bu işte çocuklarda problem yok. Yani bu işte büyüklerde problem. Yani o anne baba dediğimiz insanlarda problem. Eğer Doğru. bunun organizasyonunu beceremezlerse çocuklara topu atıyorlar ve o çok zulümdü bu, işte felaketti. Ya arkadaşım, sen AVM'ye bile götüremiyoruz, işte siz tura gidiyorsunuz. Tabii ki çocuğu AVM'ye götüremezsin. Çünkü senin sevdiğin yerleri gezdiriyorsun AVM'de. Git bakalım oyun bahçesine, çocuk AVM'den çıkar mı? Ama sen çocuğu Çok güzel. mağazada, yani tutup elektronik oyuncaklar, işte televizyon bilmem ne dolaştırırsan ya da kıyafet baktırırsan olmaz. Peki tamam çok güzel söylüyorsun. Harika. Hepsine hemfikirim. Doğru. Peki mesela hiç kamp hayatı yapmamış aileler de var yani. Bu büyüklerden bahsediyoruz. Baba da olabilir, Tabii. anne de olabilir. Onlara mesela şimdi böyle bir şeye çıkın diyemeyiz herhalde. Çünkü sen deneyimli ve izci olduğundan dolayı zaten biliyorsun. Anne de baba da biliyor. Bilmeyene ne öneriyorsun mesela? Şimdi senden farklı herkes. Sen şimdi bir deneyimlisin bu konuda eskiden. Olmayana ne dersin Şimdi mesela? ya, o deneyimi kullanarak hem yurt dışında hem yurt içinde defalarca kampa gidiyoruz. Bizim için kamp sıkıntı değil ya da yolda olmak sıkıntı değil. Ailelere şunu öneriyorum. Bisikletle gideceklerse ilk önce bisiklet festivallerine katılacaklar. Türkiye'de her hafta bisiklet festivali var, pandeminin dışındaki zamanlarda. Her hafta bisiklet festivali var ve bu festivallerin 2-3 günlük festivaller. Çadırınızı alıyorsunuz ya da onlar konaklama yeri ayarlıyorlar size. Gittiğinizde hiçbir şey düşünmeden yemek, içmek, yatmak, güvenlik, hiçbir sıkıntınız yok. Bisikletlerle çıkıyorsunuz.
Onların peşine takılıyorsunuz. Önünüzde, arkanızda güvenlik araçları var. Hatta bazı festivallerde yorulduğunuz zaman arkada süpürge araçları var. Siz yani Toparlıyor seni. yoruldunuz diyelim ki, Biri o alıyor sizi seni. toparlıyor. Tamam. Ya da işte bisikletiniz bozuldu, toparlıyor. Bunlara katılabilirler bisikletle. Güzel. Kocaeli'de yakın olanlar, Ormanya diye bir doğal parkımız var. Duymuşsunuzdur belki. Orada kamp alanı var. Biz orayı tavsiye ediyoruz. Ya da yakın bölgenizde kamp alanlarına hafta sonu gidip işte İstanbul'da da çok kamp alanı var bu şekilde. Çadır deneyimini yaşayın. Yani Bisiklet. önden bir denemeleri lazım en azından. Tabii. Kendilerini görmeleri lazım. Sevip sevmediğini anlaması lazım. Ondan sonra böyle uzun vadeli, uzun yollu bir plan yapmaları lazım. Değil mi? Doğru muyum? Tabii ki. Tamam. Kesinlikle böyle. Biz de Tamam. bisikleti seviyor muyuz, sevmiyor muyuz? Kandıran için de öğrendik. 20 kilometre, 30 kilometre, 10 kilometre günlük sürüşler yaptık. Güzel. Baktık ki Duru kullanabiliyor. Duru bizden de önde gidiyor ve yoruldum dediği zaman mola veriyorsunuz ama ağaçlara tırmanıyor çocuklar ormanda. Görüyorsunuz ki sürmekten canı sıkılmış. Bizim camiada da şeyler var. Çok sıkıntı şu. Mesela bisiklet sürüyorlar. Günlük 100-120 kilometre bisiklet süren bisikletçiler var. Fakat o arkadaşlar aileyle çıktıklarında ya çok yavaşlar, ayak uyduramıyorlar diye söylüyor. Tabii ki burada çocuğun işine ayak Hızı tabii uyduracaksınız. onun hızına göre düşecek, doğru. Tabii ki. Bazı Zayıf günler halka, zayıf gitmeyeceksiniz. halkaya göre yapacağız, değil mi? Doğru. En zayıf halka kimse, Aynen ona göre aynısı, herkes öyle. ona uyacak. Harika. Peki Ben şimdi çok çok konuşurum bu arada. Yani ben çok konuşurum arada. Mutlaka bu şekilde girmeyi ihmal etmeyin. Süremizi de kıymetli değerlendirelim. güzel güzel. Değineceğim bayağı bir konu var çünkü galiba. Tamam, harika. Ben bir de şey gördüm, seni sosyal medyanı acık kurcalayınca orada bir de su projesi var galiba. Yani göllerin çevresine mi gidiyorsunuz? Gölden sample mı alıyorsun? Böyle bir örnek mi alıyorsun? Bir şey var galiba, değil mi? Evet. O ne? Şimdi şöyle, biz gezerken hiçbir şekilde boş gezmeyi sevmiyoruz. Yani bu mutlaka bir sosyal sorumluluk projesi olacak. Yani ben gittim, şurayı gördüm, aa işte paylaşayım, şöylesi güzel, yediğimiz yemek şöyleydi falan, bize göre değil o işler. Biz ne yapıyoruz? Mutlaka bir proje olmalı. Bir gün bir makale okuduk, bir 3-4 sene önce. Makalede %3 susuz kalırsanız baş ağrısı başlar. Hani başın neden ağrıyor? İlk önce su iç derler. %5 kayıp bilinç kaybına falan, %11 su kaybederse vücudunuz kesin ölüm gerçekleşiyor. Bunu okuduktan sonra peki suyumuz var mı? Yani herkes de böyle su gidecek, küresel ısınma olacak. Bunun işte çok Birleşmiş Milletler'in ya da güçlü devletlerin bir komplo teorisi olduğunu söyleyenler var. Bir kısmı ya Allah rahmet yağdırıyor, bitmez diyenler var fakat bu süreçte bir de son geçen sene biliyorsunuz sürekli televizyonda Kuyucuk Gölü. Sürekli ekrandaydı. Kuyucuğu kurtarıyoruz işte böyle şunu yapın, bulaşıklarınızı şöyle yıkayın. Bir de bu makaleyle birleştirince biz dedik ya bu işin aslı ne? Tamam biz evde önlemlerimizi alıyoruz aile olarak. İşte duş başlığımızı değiştirdik. İşte altına kova koyduk, suyumuzu biriktiriyoruz. Bulaşık makinesi, çamaşır makinesi tam dolduruyoruz. Bizim kullandığımız su sadece %12'sine tekabül ediyor. Yani biz sadece tüm suyumuzun %12'sine tekabül eden ev kullanımından tasarruf edebiliriz. Asıl bizim Türkiye'de çok büyük bir tarımsal kaybımız var. Yani hayvancılık ve tarıma yönelik. Tarımın çoğunluğu da yulaf, arpa, hayvanların yiyecekler. Yani bu etçil beslenme ve sürekli işte bu et reklamları, işte restoranların artışı bizi buna itiyor. Daha fazla etçil olduğumuzu düşünmeye başladık. Peki su kaynaklarımız var mıydı? Su yoksa barış yok dedik. Araştırmalara giriştik. İşte Birleşmiş Milletler'in 17 tane 2030'a kadar küresel kalkınma hedeflerini okuduk. Biz dedik aile olarak ne yapabiliriz? İşte bütün yazışmalarımızı yaptık. Tarım Orman Bakanlığı, işte Milli Parklar, DSİ'yi hepsine yazdık. Sonra biz yola çıktık. Göllerimizin durumunu nedir tespit etmek için bu sene ve ettik. Acı şeylerle karşılaştık. Her gölden numune aldık. Ama bu süreçten sonra bir paylaşım yapacaktık. Seminerler, söyleşiler yapacaktık. Bunları gerçekleştiremiyoruz pandemiden dolayı. Her gölün bir raporlama süreci var şimdi. Sırayla onlara başlayacağız. Videolarını hazırlamaya çalışıyoruz. Bu arada ben doğru mu anladım? Sen bütün o göllere gidip de su aldınız mı siz? Yani hepsine Biz gidip de su. Türkiye'de bu 2020 yılında 10 bin kilometre araç kullandık. 1400 kilometre de bisiklet kullandık Türkiye'de. Yani bu 56 gün sürdü. 56 gün boyunca Türkiye'nin her gölüne gittik. 53 tane göl gezdik.
Oo, ben gidip gitmenizi anlamamışım orada. Gitmişsiniz yani. Ha, süper. Gittik Tamam. tabii. Yani biz mesela Van'a gittik. Van Gölü'nde arabamı, Van'da merkezde arabamızı bıraktık. Van Gölü'nün etrafında Tatvan'a kadar vapurla geçtik. Tatvan'dan tekrar Van'a kadar bisiklet günü sürdük 4 günde. Nemrut Krater Gölü, Meke Gölü, işte Salda Gölü'nde 2 gün kaldık. Salda'nın etrafında bisiklet sürdük. Bütün ailelere Salda Gölü'nün etrafında bisiklet sürmesini öneriyorum. Her zaman da Salda'nın arka tarafında da çok güzel pansiyonlar var. Uygun köyün içerisinde. Biz de gittik. Biz Gölün de git. kenarında Geçen sene biz de gittik. İlk merak ediyorduk çünkü çok, gerçekten güzel ya. Yani görülmesi gereken noktalardan bir tanesi. Ben de Evet. öneriyorum aynı şekilde. Bu arada ama bu yaptığınız bütün 50 tane diyelim gölü herhalde bütün 4 kişilik aileyken yapmadınız. Daha önceden yapıyorsun değil mi? Yani o Yok zamanlar. hayır, 4 kişiyiz. Birlikteyiz. Bu yaz yaptık. Ha. Yani Deniz'le Duru yine arabadalar. Ha. Biz birlikte gidiyoruz. Deniz benim arkamda bisiklet oturağı var onda. Duru kendi bisikletini kullanıyor. Yine eşyalarımız üzerimizde. Göllerin etrafında bisiklet sürerken yine uzun büyük göllerde, Beyşehir Gölü'nde, Eğirdir Gölü'nde konaklamalı yine kalarak 1400 kilometre sürdük. Yine çocuklar Oo. varken. Ben daha önceden yaptın galiba diye düşünmüştüm ama onda da yine aileyle yapıyorsun yani. O da süpermiş. Tabii O da tabii çok harika. bisikletle ilgili bütün hepsini aileyle yaptık. Tabii Çok. yani sıkıntı olmuyor mu diye soruyorlar herkes ya. Şimdi ona gelelim asıl. Yani olmaz mı? Sonuçta çocukla yola çıkıyorsunuz ve çocuğun midesi bulanıyor. Araç yolculuğunda çocukların hepsinin bulantı ve kusma problemi var. Yani %90'ının var diyebilirim. Deniz mesela buradan 40 kilometrelik İzmit'e giderken bile şehir merkezine 2-3 sefer arabayı durdurup istifra ettiğini biliyorum. Yani daha yolculuğa başladığımız andan itibaren. 10 bin kilometre araç kullandık bu kızımızla. Ona göre sürüyorsunuz. Duruyorsunuz. Her benzinlikte duruyorsunuz. Yani oyun parkı görüyorsunuz. Onların ilgisini çeken yerlere daha çok yöneliyorsunuz. Araçlı yolculuk çok fena. Mesela yoruldum diyorlar, molaya geliyorsunuz. Siz de kullanıyorsunuz. Moladasınız fakat onların enerjisi inince yerinde tavan. Yani işte ağaç varsa ağaca tırmanıyor. Böcek varsa böceğin peşinden koşturuyor. Orada sıkıntı. Sürekli tuvaletleri geliyor. İster bisikletle olsun yaparken, isterseniz arabada olsun ya da herhangi kaldığınız bir yerde ya da müze gezerken. Yani girerken tuvaletiniz var mı diye soruyorsunuz. Yok diyor. İçeride Yani 20 kirli. adım atıyorsunuz. Diyor ki şişim geldi. Peki Doğru. tamam kızım diyorsun. Geri dönüyorsunuz. İşini yaptırıyorsunuz. Hani aile kanalıyız. Herkes bu tabirleri kullanıyor. O yüzden şey yapacağım. Geri dönüyorsunuz. Devam ediyorsunuz. Bu sefer diyor ki kakam geldi. Ya bunlar birlikte olması gereken şeyler. Yok tekrar geri dönüyorsunuz. Doğru. Devam ediyor. Evet. Bunların hepsini bir veli olarak yani ebeveyn olarak kontrol etmek ve çocuğa bu stresi yaşatırsanız çocuk size 2 kat stres yaşatıyor ve zaten orada birçok velinin ya da ebeveynin sıkıldığı Bomba. için bir Ama daha isteyince gitmeyeceğim diyor. yapılabiliyor. Bu örnek yani. Siz sonuçta bunu yapmışsınız. Yalnızca bu arada ben hani bu Avrupa işte 6 tane ülke değil. Yani aynı zamanda gidip de mesela şöyle anlıyorum. Arabayla oraya kadar gidiyorsunuz. Orada dönüyorsunuz mesela gölün çevresinde. Sonra tekrardan başka bir yere gidiyorsunuz değil mi? Böyle pat 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 pat. Türkiye'dekiler öyle, evet. Çünkü Türkiye'de yollarda bisiklet yolu güvenliğimiz yok. Mesela bazı göllerin etrafına tam tur atmak istedik ama atamadık. Mesela Beyşehir Gölü'nün doğu tarafı Isparta ana yolu, yani Antalya yolu, diğer tarafı köy yolları. Diğer tarafında sürdük. Biz batı tarafında sürdük. Yarısını kullanabildik. Ya da işte Van Gölü'nün Güvenlik mesela yani trafik yönündeki güvenlikte sıkıntı var. Değil mi? Doğru muyum? Tabii ki. Şimdi bu yönde bizim açımızdan bir sıkıntı yok. Bisiklet kullanabiliyoruz ama işte Avrupa'daki yolumuzun nedeni sürekli bir bisiklet yolunda hareket ediyorsunuz ya da Evet. ana yola çıktığınız zaman bir saygı var. Evet, Burada o doğru. sıkıntı büyük. Ama şöyle söyleyeyim. Van'da mesela gezerken oradaki emniyet şeridi ve yollar geniş. Fakat şöyle mesela bazı yollarda çalışma vardı. Tek şeride düşen yollarda bizim tır şoförlerimiz, kamyon şoförlerimiz çok dikkatli. Yani uzun yol şoförlerimiz çok dikkatli. Şehir merkezlerindeki otomobil sürücülerimizin acelesi var. Onların hiçbir şeye tahammülü yok.
Bunu aşmamız lazım. Türkiye'de de biz güvenli seyahat etmek istiyoruz. Yoksa Türkiye'de ne yazık ki araba ve bisiklet kombinasyonu yapıyoruz mecburen. Süper. Peki hedef ne? Yani şimdi bir Hep Şenler diye bir sitem var. Ben birazcık Evet. kurcaladım. Aynı zamanda Hepsenler.com. yani evet öyle bir siteniz var doğru. O ayrıca bir sosyal medyanız var. Bir tane YouTube kanalınız var. Peki siz iki öğretmen, iki kızım var. Nedir? Ne yapmak istiyorsunuz? Nedir planın? Var mı bir şeyler? Şimdi hedef şu, yani bizim gezi hedeflerimiz büyük. Yani amacımız, logomuzda, burada logo gözükmüyor ama ben kendi hesabımızdan katıldım. Şöyle, sonsuza kadar kızlarımızla birlikte barış içinde dünyayı gezmek istiyoruz. Yani hedefimiz bu. Çok güzel. İşte Güney Amerika planımız hazır. İşte ondan sonra Afrika'da Nil hazır. Sonra işte Japonya hazır. Süper. Bununla ilgili birçok hedef var. İşte Uzak Doğu'da Duru'yla yapacağımız planlarımız hazır. Hindistan'a gidişimiz var onunla. Süper. Fakat işte bu süreçlerin bitmesini ve yolların açılmasını bekleyeceğiz. Aynı zamanda şu dolar, euro ve TL arasındaki makasın Ona kapanmasını bekleyeceğiz. hepimiz bekliyoruz da ona yapacak bir şey yok ya. Peki bunları yaparken bu şimdi planlar hazırladın ya planlar mesela hep yazın mı yapıyorsun yoksa mesela atıyorum bir yerde ben şalteri kapatacağım işte orada para kazanabilirim. İşte bazen hani öyle hikayeler de var yurt dışında. Diyor ki yolda mesela biz bir şekilde paramızı da kazanacağız. Ya da sen işte yalnızca burada çalışıyorsun belli bir işte tatil zamanında mı gideceksin? Öyle bir planda ne var? Şimdi bizim 2 ay tatilimiz var. Doğru. Öğretmen Öğretmenlikteki oldun. 2 ay Doğru. tatilimiz var. O süreçte de bunu hem yıl boyunca yaşadığımız bütün o yoğun dönemi matematikçiyiz. Okulda, dışarıda, her yerde yoğunuz. O dönemi çok rahat ve sosyal hem ailemizle hem bir sosyal bir sorumluluk projesiyle hem de yaparak, yaşayarak öğrenme fırsatı vermeye çalışıyoruz çocuklara. Çok güzel. Yani düşünün, şu anda Duru 6. sınıfta ve işte bugünkü coğrafya dersinde bahsediyorlar göller, onların sosyal bilgiler dersinde. Düşünün ki bir çocuk bahsedilen bütün göllere gitmiş, orada yüzmüş, su almış falan. Yani Daha iyisi olabilir mi? Hocam siz oraya gittiniz mi diye sorsa mesela hoca bilmiyordur, yani kesinlikle gitmemiştik çünkü yani Akşehir Gölü'ne kimse gitmez çünkü göl yok ortada. Ya da ne bileyim Nemrut Krater Gölü'nde gecenin bir vakti kimse kalıp da ayılarla karşılaşmamıştır. Çok Yani müthiş. Çok hoşuma gitti bu örnek. Gerçekten öyle. Deneyim çok önemli. Ben hep onu söylüyorum. Fiziksel hediye almak ya. Örnek. Başka bir örnek girdi kafama. İşte atıyorum bunu evet. hediye alıyorsun şimdi mesela. Fiziksel. Çocuğu çok eğlenceli. Ulan bunun alacağına atıyorum birlikte parka gidin. İşte bir şey yapın birlikte. Yani ben hep onu diyorum. Fiziksel yerine böyle bir şey almak yerine bir deneyim verin. Aile olarak, Kesinlikle. ebeveyn olarak, yani baba olarak, anne olarak deneyim vermeniz çok değerli. Evet abi devam. Yani oradaki o deneyim yaşamak çok önemli. Gittiğiniz şeyleri işte gördükten sonra çocuk zaten bunların hepsine adapte oluyor ve gelişmiş oluyor. Yaparak yaşayarak öğrenme modeli de zaten en kalıcı öğrenme stili olduğuna göre biz bunu yapıyoruz. Oradaki süreç böyle. Ne olur? İşte yani buna katıldıktan sonra dünyanın dört bir yanında arkadaşımız da oldu. Yani ben İran'da yazıştığım bir bisikletli aile var ya da yurt dışına gittiğimizde de hani şöyle söyleyeyim size 33 gün çadırda kaldıysak geri kalan biz 15 günde birilerinin evinde kaldık. Ben sadece onlardan iki tanesini tanıyordum. İki tanesi çocukluk arkadaşımdı biri de yine bir arkadaşımın tanıdığıydı. Onlarda kaldık. Bunun dışında yoldan çevirenlerin evinde kalıyorduk, öyle düşün. Yani siz Bir dönem bisikletle şey gidiyorsunuz. vardı. Couchsurfing vardı. Belki bir hatırlarsın. Böyle bir site vardı. Orada Tabii insanlar tabii. birbirleriyle yazışıyordu. İşte istediğin zaman ben bu rota yapıyorum. Beni alır mısın diyordu. Hala duruyor mu bilmiyorum. Duruyor mu bilmiyorum o site. Couchsurfing. Hala duruyor. Couchsurfing'in yanında Ya. bisikletlere ait sıcak duş diye, warm shower diye bir şey var. Ha bak onu Sadece bilmiyordum ben. Ha. bisikletlilerin kullandığı bir site grubu da var. Yani gidiyorsunuz warm shower'dan bir profiliniz var aynı şekilde. Hı. Couchsurfing ile aynı. İşte sizi kabul ediyor. Kabul ettiğinde biz de Kocaeli'de evimizde ağırlıyoruz. İşte giriyorsunuz, duşunu, tuvaletini Aha. gösteriyor. Siz Aha. yıkanıyorsunuz, kalıyorsunuz. Süper. Şöyle düşünün. Almanya'dasınız. Almanlar çok soğuk insanlardır deriz ya. Yani telefonda görüştüğünüz bir insanla ben evde değilim ama evin anahtarı şurada. Gidin şu adrese, evi açın. Üç O katlı derece. ev sizindir. Sizindir. Kalıyorsunuz. Evde her şey var. İşte telefon ediliyor size. Deniyor ki
Arka tarafta şurada işte mahzen var, şurayı kullanın. İşte bir şey etmezse bahçe var. Bunu söylediğin için millet şu anda gitmeye karar verdi. Bak yalnızca bunun için, bu söylediğin yüzünden adam şimdi bisikleti düşünmeye başladı. Rotayı çiziyor şu anda. Şimdi şöyle düşünün. Fransa'dasınız. Fransa'da Alsat bölgesi var. Yani o hani Alp şeylerin böyle köylerin müthiş olduğu. Ondan sonra işte Strasbourg o bölgenin etrafındaki alanlar. Herkes binlerce euro verir orada kalmak için. Oradan geçerken şunu yaşıyorsunuz. Couchsurfing'de ya da olmasına gerek yok. Sizi yolun kenarında bisiklet süren birisi çocuklarla gördüğü zaman nereye gidiyorsunuz diyor. Şuradaki kamp alanına diyorum. Yani gitmeyin oraya, gelin bizde kalın diyor. Akşam evinde kalıyorsunuz. Size işte o bölgenin bütün yiyeceklerin, doğal ürünlerini masa hazırlıyor. Sohbet ediyorsunuz. Çünkü şöyle düşünüyor. Niye bizi evine alıyorsun diye soruyorsun. Diyor ki yani ben diyor birincisi çocukların var. İkincisi senin deneyimini alıyorum aslında diyor. Yani Abi çünkü senin anlatacaksın sen ona değil mi? benim Evet. yaşayamayacağım şeyleri sen bana anlatıyorsun diyor. Doğru. Hollanda'da bisiklet ülkesi ya. Biz Hollanda herkes bisiklete biniyor. Ben çok şaşırmıştım. Hollanda'da bizi daha fazla ağırladılar. Çünkü onlar bisikleti günlük işlerinde kullanıyorlar. Yani %90'ı, %95'i belki yine uzun tur yapmıyor. Sen çocuklarınla uzun tur yaptığın için orada bile el üstündesin. Yani Tabii. gittiğin kamplarda Duru'ya şey veriyorlar, dondurma ikram ediyorlar. Bizi işte ya işte siz şurada kalın diyorlar. İşte daha fazla bir ilgi gösteriliyor. Çocukla yapınca bu böyle. Tek Süper. başına gidenler için bu sıkıntı olabilir, haberiniz olsun. Aile, evet, çocuk yapın. Çocuk yapın diyeceğiz mesela. Nerede? Ona Kesinlikle. dönecek. Çok, planlar çok güzel. Anlattıkların harika. Bir kere bir aktivizm var. Ben onu hissettim sende. Böyle hani bir şey, böyle farklı bir şey yapma, bir şeyi değiştirme. Hani suyu bir hedef, bir şey bunu göstermeye çalışıyorsunuz. Öğretmen Şimdi olmanız çok değerli. Yani ben kendi adıma gördüklerimi söyleyeyim. Mesela altta bir tane yorum geldi. Bunu nasıl parayla, bu yazdığınız planları nasıl yapacaksınız? Arkadaş işte iki tane öğretmen var karşımda. Bak hani bu, dedim ya bariyer kuruyoruz. Kafalarda bariyerler kuruyoruz. İşte çocuğum var yapamam. Param yok yapamam. Zengin değilim bilmem ne yok. Bisikletle yapamam falan. Yapıyor işte adam yani. Bak anlatıyor. Diyor ki şöyle anlatayım. 15 senedir evliyiz. 15 senedir evliyiz. Her sene kazandığımız parayı, kışın kazandığımız parayı yazın bu şekilde değerlendirerek yaptık. Bu hepsenler hesabı 3 senedir var ama biz onun öncesinde de çok gezdik. Yani biz evlendik, evlendiğimizde hani evlendiğimizin parasıyla Fransa'da 2 hafta İpek'le baş başa yine sırt çantasıyla gezdik. O zamanlar Instagram falan olsaydı fenomendik Yok şimdi. yok. Ben zaten inanıyorum sizin yani daha çok insana ulaşacağınıza eminim. Çünkü zaten sizi keşfetmişler. Yani hani baktım işte birazcık web sitenize. Orada da zaten var yani hani şeyde Sağ gazetelerde olun. falan da çıkmışsın. Ama en hoşuma giden şimdi biraz da konuyu birazcık bağlayacağım. Sizin TRT'dekine karşılaştım ben. Yani senin YouTube'daki sizin TRT'de ismini unuttum beyefendi neydi? Programı say. Mutlu Ha. O programı izledim. Orada bir baba, bir anne, iki çocukla nasıl bir hayat yaşıyor, nasıl paylaşıyor, bunu anlattığı bir program bu. ediyorsun. Orada görünce ben tabii ki hani benim de sonuçta çocuklara bakan baba, işte ilgili baba, işte sonuçta farklı bir şeyler yapan bir aile, yapılabildiğini gösteren bir aile. Bunlar çok etkili. Orada da şunu diyeceğim, anlattıklarından işte o programdan bir kesit ben biliyorsun zaten onu gösterdim burada işte koydum şeye benim sizi duymalarını istediğim için yaptım bunu. Hiç seninle tanışmadan yani ben seni tanımam etmem. Ondan sonra orada koyduktan sonra çok komik sen de biliyorsun bunu. Sen orada yardım dedin ya da başka biri dedi üstünde yani konuşmanın içinde yardım kelimesi geçti biliyorsun. Ama bizim tabii ki kısa olan mesela seni tanımıyorlar. Yani o uzun röportajı seyretmiyor, neler yaptığını görmüyor, sizi tanımıyor, eşini tanımıyor falan. Sen orada yardım dediğin için herkes bir anda ilk duyduğu şey o adam yardım dedi. Bak tekrardan üstüne almadı. İşte yardım demesi olur mu? Demek ki kadın yapıyor. Demek ki eşi yapıyor da o da yardım ediyor. Bir sürü şey dediler. Ben de kendimce dilim döndüğünce dedim ki ya arkadaş kocaman örnek yani. Bak çıkmış TRT'ye çıkmış, bir televizyona çıkmış, kendi ailesini açmış. Ben anlattığımı söyleyeyim, hissimi de anlatayım burada. Dedim ki ya çıkmış bir şey anlatıyor, paylaşmak gerektiğini anlatıyor, yaparım diyor, yemeğini yaparım diyor, yemeği yapmış.
eşi çıkıyor. Bak bu adam yapıyor diye çıkmış. Hiç gizlisi saklısı yok. Ama sen yardım kelimesine takılıyorsun dedim. Ben kendi adıma söylüyorum. Çünkü ben de bir baba olarak bir şeyler yaptığımda bana da mesela ay adam onu yapıyor. Bana da laf çakıyorlar falan. Ya diyorum ki bir tanı, yani bir bak bakalım bir neyim ben ne değilim, hemen oradan bir şey kapıyor onu. Ya iş bölümü doğru. Doğru bu kesin. Ve sen zaten hani yardım derken negatif anlamda değil. Tabii ki kelimelerimiz de etkili. Hani onda da hemfikirim söyleyenlere. Ama ilk etapta bir tanımak lazım karşımızdakini. Sen bu konuda da bir şeyler söylemeni istiyorum. Çünkü sana sanki cevap hakkı doğdu gibi geldi bana. Ben gönderdikten sonra. Hazırlanıyorum şimdi. Hadi. Hadi o zaman sen bir cevap ver de. Sonuçta ama yani bunun söylenmesi lazım diye düşünüyorum. Buyur sen de top. Ne diyeceksin? Şimdi biz 15 senelik evliyiz İpek'le. Bunun öncesinde de yaklaşık 5-6 sene boyunca bir işte ortak çalışma dönemimiz oldu. İş hayatımız oldu. Birlikte bir büro yönettik. Ondan sonra arkadaşlığımız oldu. Üniversitede aynı sınıftaydık. Ve uzun yıllardır bir aradayız. Bizim öncesinde bir de izcilikte bizde demokratik bir ortam vardır. Din, dil, ırk ayrımı yapılmaz. Kimse kendinden ilk önce kendini düşünmez. İlk önce ekibini, sonra ünitesini, sonra ülkesini, dünyayı düşünür ve ırkçılık da yoktur bizde. Yani böyle bir ülke, milliyetçilik kavramı da yoktur. Çünkü dünyanın en büyük gençlik hareketinin içinden çıktık. Her ülkede dostumuz, arkadaşımız var. Yani Yunanistan'a gittiğimde kalabileceğim onlarca arkadaşım var. İzcilikten olan, gelen dostluk ve samimiyet kurdum. O ortamda nasıl biz... yapılıyordu o ya? Böyle miydi? Nasıl? Göstersene. Ben çok bilmem ama. Böyle değil mi? Böyle böyle. Yani Allah'a karşı vazifelerimi yerine getireceğime, başkalarına karşı, kendime karşı, büyüklerin küçükleri koruması, küçüklerin büyüklerine saygısı ve tüm dünyacıları kardeştir. Bu anlamı her büyük yani. Anlamı. Evet tabii, bu anlamı. İşte izciliği de bilmeyenler de bu araştırıp bakabilir. Ben bilmiyorum ama yani ama bir şekli olduğunu biliyorum yani. Bir sembol olduğunu tabii biliyorum. Tabii ki. Yani dünyanın neresine giderseniz gidin kalabileceğiniz bir izci tesisi, izciyle buluşabilirsiniz. Yani böyle bir sistemin içinden çıktık. Bizde her şey paylaşılır, yardımlaşılır. Hiç kimsenin bir sorumluluğu yoktur. Paylaşılır ve yardım edilir. O an birisi bir şey yapıyorsa ona yardım edilir. Yani o işin ne olduğu önemli değil. Yemek yapıyorsa hemen soyarsın. Yani ben geceleyin dolma doldurduğumu biliyorum kampta. Birisi görür o da dolma doldurur. Kimsenin sorumluluğu değildir. Şimdi eve geldik 15 senelik evliyiz diyoruz. Mesela işte o hemen parantezi açayım. Koltuğumuz 15 senelik eski, buzdolabı eski. Bu 2-3 haftadır işte eve de kapandık. İndirimler falan da var. Kışkırtıyor bizi bu sanal dünya. Alın 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 diyor. Evdeki eşyalar da sürekli yani çamaşır makinesi koşturuyor falan. Diyoruz ki ya buna vereceğimiz parayla biz 2 hafta işte şurada İsviçre'de şunu yaparız. İşte bir uçak bileti alırız şuraya gideriz. Plan böyle dönüyor. Yani onu söyleyeyim size. Masraflardan kısıyoruz. Hep evde yapıyoruz. Şimdi sorumluluk dediğimizde bizde bir sorumluluk kimsenin değil. Yani siz eğer evliliği sağlam temeller üzerine kurduysanız, anlaşmanızı, işte o kişiyi hayat arkadaşı seçtiyseniz zaten onunla şu iş senin, bu iş benim yapmazsınız. Evde de yemek işi İpek'in, bölüşme de yok. Bakın şu hani ev işlerini paylaşma, anlaşma falan diye bir şey de yok. Yani kimin o anda yapılacak bir iş vardır ve kim yapıyorsa, kim boştaysa o yapar. Paylaşım dediğimiz bu. Ben de ona yardım ederim. Şimdi yalnız şöyle de bir durum var. Yani evde bir tek iş benim. Tek iş benim. O başka kimse. Perde asmak. Şimdi boyum 1.95 olduğu için perde asmayı başka kimse yapmak. Şimdi dur burada bir dakika. Bütün benim takipçilerim nasıl bunu tek başına yaparsın? Olmaz öyle şey. Herkes eşit perdeyi kaldıracaksın karını. O da takacak diyeceklerdir. Vardır böyle düşünceler de. Onlara da saygı duyacağız ama. Yok hayır benim demek istediğim şaka yapıyorum tabii. Şaka ha aman ha. Yani hayır, bu da doğru söylüyorsun yani. Bazı işleri bazısı yapabiliyor, bazısı yapabiliyor. Bu o doğru yani. Haklısın. Kesinlikle ben ya, senin gibi düşündüğümü söylemiştim. Örnek veriyorum. İlk evlendiğimiz zaman o yayında da anlatıyor. İpek yemek yapmıyordu. Çünkü ailesi hiç yemek yaptırmamış zamanında. Yani böyle bir aileden çıkmış. Hala çok severim ikisini de. Fakat ben dediğim gibi izci kamplarında çocuklara da yemek yapıyorsun. Biliyordum. Birlikte yapıyorsunuz. O öğreniyor. O vakit bulunca o yapıyor. Böyle bir süreç geçti. Şimdi şuna gelelim.
arkadaşlarla ilgili. Ben hala yardımlaşma diyorum çünkü iş onun değil. Yani yardım kelimesi, evet haklısınız, iş birinindir, ona yardım edersiniz. Ama benim bahsettiğim yardım, bir iş yapılıyordur, ona siz yardımcı olursunuz. Hatta o yayını izlesinler tamamını, şöyle bir cümle de var. İpek evdeki elektronik eşyaların tümünü tamir eder. Yani mesela saç kurutma makinesi bozulduğunda ben hiç el atmam. Yani İpek bundan hoşlanır, kurcalamayı sever. Sana yardım etmiyor mu? Hiç elektronik işinde ben ona yardım etmiyorum. Mesela yani telefon bozulur, telefonu açar, öyle söyleyeyim. Ya yani bir dakika der, bunun garanti süresi bitti mi? Bitti. O zaman ben bunu bir kurcalayayım der. Ya ilgi duyuyor ve ben ona yardım ederim. Nasıl yardım ederim? Yani o vidaları işte tutmaya çalıştım. Tornavida Yani işimiz o. Şimdi oradaki süreç bu şekilde. Bir de getiriyorsun biz şimdi öğretmeniz. Arkadaşlar toplumumuzun %95'i yani üniversiteli değil. Yani böyle bir eğitim, üniversiteli olsa bile böyle bir eğitim sürecinden geçmemiş. İlk evlendiğimiz yıllarda oturduğumuz semtte ben eski bir semt, Kocaeli'nin en eski merkezi bir semtti. Üst katımızda çok yaşlı bir teyzemiz var. Karşı tarafında bir teyzemiz var. Oğlu, onun adı da Barış, onun oğlunun adı. Ben çıkıyorum, pencere cam siliyorum. Oğlum diyor, eşin nerede, İpek nerede? İpek diyorum, içeride, yani bir şey yok. O da başka bir şeyle ilgileniyor. Yazık diyor. Ya ben duymadım onu. Ne var teyze diyorum bununla, ne var ki falan. Olsun oğlum işte, o yazık. Teyzeler bir şeyler gönderiyor, bana acıyorlar. Yani bunu yaşatan da bakın teyzeler, yani ya da bizim bir üst neslimiz, anneler bunu yaratıyor erkek Şimdi çocuklarını. doğru. Ve birçoğu yalnız kalamıyor erkeklerin. Aslında erkekler o kadar aciz ki yumurta kıramıyor, yemek yapamıyor, kendine bakamıyor. Biz çok aciz durumdayız ve bizim hep böyle güçlü kuvvetli olmamız lazım, ağlamamamız lazım. İşte her şeyi böyle olgunlukla karşılamamız lazım, kol kanat germemiz lazım. Yo, yeri geliyor ben size söyleyeyim. Bizim turda yeri geliyor, Duru bize kol kanat geriyor. Yani biz açıkta kalıyoruz. Mesela yaşadık bunu. Almanya'da kara ormanın kenarında açıkta kaldık. Yerimiz yok. Kamp kurabileceğimiz alan yok yakınlarda. Ve oradayız. Duruşunu dedi. Ya biz düşünüyoruz kara kara. Ya baba dedi, ne olacak ki dedi. Biz burada çadır kurarız. Yani hemen şurada ormanlık alan var. Ya olur mu kızım dedim. Hani orada çadır kurulur mu? Siz varsınız, güvenli değil. Belki ne olacağını bilmiyor. Baba dedi, sorarız bir tane polise. Orada kalırız. Ya bizim önceden bulduğumuz ya da birlikte yaşadığımız süreçte yaptığımız şeyleri o anda panikle hatırlamıyoruz. O bize hatırlatıyor ve kol kanat geriyor. Yani budur. Ya Tabii. da biz onunla birlikte ağladığımızı da biliriz. Babalar ağlamaz diye bir şey yok. Yani Ya. her gece sarılırız, sohbet ederiz, oyun Çok güzel. oynarız. Böyle bir şey. Yani çok Çok iyi. konuşurum, konu dağıldı. Yok yok, çok güzel. Hepsi çok güzel. Söylediklerin zaten sonu yok. Yani ben zaten seni çok sevdiğim için yani ben böyle anlayabiliyorum Teşekkür yani ederim. duygularını tahmin ediyorum. O yüzden hani uzar bu. Bu zaten uzar. 20 dakikayı da zaten geçtik. Hani 20 dakika zaten Değil geçti mi? de. Tabii Tamamen. tabii. Evet, Yani evet. burada amaç zaten ben bunu kalıcı olsun diye koyacağım şeye site YouTube'a. Burada amaç şu. Seni hiç bilmeyenlere tanıtmak, sizin ailenizi göstermek, ne yapmak istediğinizi gösterebilmek. Onun dışında yapılabilen bir örneği görmelerini sağlatmak. Yani arkadaş bak bu adamlar, bu insanlar, bu aile yapıyor bunu. İsterseniz siz de yapabilirsiniz. Demek ki yapılabiliyor. Bunun için bariyeri kafadan kaldırmamız lazım. Yani plan yapacaksın. İşte gidip zırt pırt ne dedin demin sen mesela koltuk almayacaksın mesela. Bazı şeyleri kısacaksın, bazı şeylere Oğlum önem vereceksin. telefonunu yenilemeyeceksin, işte televizyonunu hemen yenilemeyeceksin, bunlara ihtiyacın var mı diye iki sefer düşüneceksin, daha Evet. az kıyafet giyeceksin, Evet. Ve bunların hepsini düşüneceksin, deneyim satın alacaksın, hayatta deneyim. Bir de biz öncesinde bütün yaşlılarımızla konuştuk, yani yaş almış tecrübelere çok güveniriz biz. O kadar çok konuştuk, bir de 17 Ağustos'ta depremi yaşadık, yani ben birebir yaşadım. Yani hepsinin bir anda yok olabileceğini biliyorsunuz ve aynı zamanda bunların hiçbirini öbür tarafa götüremeyeceğinizi de biliyorsunuz. Evet. Ve çocuklara bir şey bırakmak da çok uygun değil, onu da söyleyeyim. Çünkü
Etrafınıza bakın. Kime çocuklarından, yani büyüklerinden bir şey kaldıysa orada bir kavga dövüş var, problem var kardeşler arasında. Deneyim yaşatın çocuklara. Ya eğitim satın alın, ne bileyim tatil satın alın. Bizim çocuklarımız da mesela işte Afrika'daki bir çok güzel koordinalı ekipler var. Onların yanına lisedeyken gitsinler, yardım etsinler orada. Ya da ya nasıl bileyim, ne diyeyim? O kadar çok var ki aklımda. Evet, Biz hep. ne yapacağız? Biz bu süreçten sonra suyu bitirdikten sonra yani suyun 50 bölüm yaklaşık yarıya indireceğiz. 25 bölüm video yayınlayacağız şimdi. Ama bizim video bilgimiz yok. Zamanımız olmuyor. Onları ayarlamak uzun sürüyor. Sonra gıdaya döneceğiz. Yani organik gıda bizde çok önemli. Kandıra'da yaşıyoruz. Burada Avrupa'daki bu Birleşmiş Milletler'in yol haritalarını okuduğunuz zaman okullarda organik gıdayla beslenmenin %50, %60 hedefleri var. Hem yerel çiftçiyi kalkındırma hem de çocuklarımızın organik beslenmesiyle ilgili. Kantinlerimiz çok fena durumda. Beslenmemiz çok fena durumda. Türkiye'nin %65'i obez ve biz çocuklarımızı böyle bir ortama bırakacağız. Yani bu ortamı değiştirmek işte sizin yaptığınız bu programlarla bizim yaptığımız bisiklet turlarıyla değişecek. Aktivistlik buradan geliyor. Çünkü boş boş gezmek değil, bir sefer geliyoruz. Bir şeyleri değiştirmemiz lazım ki iz kalsın. Evet. Sonra zaten göçüp gideceğiz. Harika. Çok güzel şeyler söylüyorsun Barış. Sizi de takip etsinler. Hep şenler. Ben zaten bütün web sitesini, işte senin sosyal medyanı, onları da zaten yazacağım daha sonra. Takipte kalsınlar. Çok güzel bir söyleşi oldu bence kendi adıma. Hem seni tanımış oldum hem de küçük de olsa tanıtmış oldum. Yapılabileceğini gösterebilmek ancak bu kadar olur. Daha da güzel projelerle geleceğinize de eminim. Eşine, çocuklarına, bütün öğrencilerine de selamlar diliyorum. Hepinizi gözlerinden ödüp kapatıyorum. Çünkü konuşursan daha da uzayacak. Sen söylüyorsun, ben söylüyorum. Sen söylüyorsun, ben söylüyorum. Ben söylüyorum. O yüzden öpelim, kapatalım çünkü zoru sonu yok yani. 20 dakika geçti. Soruları özelden atsınlar bize. Ha, Ondan tamam. sonra görüşürüz. Hep unutmayın. Hepşenler.com, hepşenler hesaplarımız var. Bravo. Oradan Hep istedikleri şenler. soruyu Bu sorabilirler. yukarıda şu anda bağlandığı aslında şey değil. Aslındaki Instagram adresleri hep şenler. Ona yazarız tekrardan. Evet. Oradan da takip etsin. Bu Tamam hesap mı? O sadece önemli. bizim bireysel, birebir tanıdığımız insanlar. Evet. Evet. O zaman herkese öpüyoruz. Bir sonraki, bakın 59 tane yayın oldu. Yuh artık yani. Takip edin ya arkadaş. 59'uncuydun Barış. 60. da bakalım kim gelecek. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Süpersiniz, tekrar. süpersiniz. Sağ Çok sağ olun. ol. Görüşmek üzere.